billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ed-dersul hadi aşere min şerhil akaid. Şerhul akaidin bugün 11. dersini okuyoruz. Esbabul ilmi selasetun demiştik. El havasu selimetun. Havas-ı selime, havası ne olduğunu öğrendik. Vel haber-ü sadık o ikincisi. Bugün onu öğreniyoruz. Haber-i sadık nedir? Vel haber-ü sadıku. Haber-i sadık ala nev'in iki çeşittir. Ahaduma el haber-ü mutevatir. Birincisi haber-i nedir? Mutevatirdir. Ve nev'sani haber-ü rasulü. Rasulün neydir? Haberidir. وَالْخَبَرُ السَّادِقُ Sadık ne demek? اَيِ الْمُطَابِقُ لِلْوَاقِعِ Sadıktır demek, yani vakıa mutabıktır. Mefhumu vakıla nedir? Aynidir. زَيْدٌ قَائِمٌ Bunun mefhumu nedir? Zeyd'e kıyam vardır. Vakıada, haricde de Zeyd kaim ise bu haber sadıktır. Ne demek? Mefhumu vakıa nedir? Mutabıktır. Bu şekil sadıkı tefsir edersek olur mu? Diyor evet. Fe innel habere kelamun. فَإِنَّ الْخَبَرَ كَلَامٌ Haber bir nedir? Haber bir kelamdır. Zeydun kaimun bir haberdir. Darabe Zeydun bir haberdir. Örnek. يَكُنُ لِنِسْبَتِهِ Bu haberin nisbeti için olur, ne olur? Haricun bir haric olur. Şimdi bir Zeydun kaymundan anlaşılan mefhum var, nisbet var. Bir de bu nisbetin bir harici var. Yani sen Zeydun kaymun diyorsun, mutekellim Zeydun kaymun diyor. Nefsül emirde Zeyd'e kıyam mı var veya ademur kıyam mı var? O haric, o nisbet harici tutabikuhu, bu kelamın nisbeti o harici. Tutabıkı tilke nisbetu, o nisbet, o harice ya mutabıktır, feyakun o zaman olur bu kelam, o kelam ki nisbeti, o kelam ki onun nisbeti harice nedir mutabıktır, feyakun olur o kelam sadıkın. Evla tutabıkuhu, yahut da o kelamın nisbeti, o kelamdan anlaşılan nisbet, harice mutabık değil. O zaman feyekunu kaziben. Bu kelam ne olur? Bu kelam kazib olur. Peki buna göre vaka mutabık olursa, kelamın nisbeti vaka mutabık olursa o kelam sadıktır. Kelamın nisbeti vaka mutabık olmasa o kelam nedir? Kazibdir. فَالصِّدْقُ وَالْكِزْبُ وَالْكَزْبُ dokunabilir. عَلَى هَذَا Sadık'ın bu tefsirine göre صِدْق كِزِبْ مِنْ اَوْسَافِ الْخَبَرِ صِدْق كِزِبْ اَوْسَافُ الْخَبَرْدَنْ oluyorlar. فَالصِّدْقُ وَالْكِزْبُ Ala haza min evsafil haberi. Haberin evsaflarından oluyorlar. Yani mütekellimle alakası yok. Mütekellim o söylediği haber, kelam nisbeti vaka mutabıksa o kelam sadıktır. Nisbeti harice mutabık değilse o kelam kazibdir. Öyleyse kelam ya sadık veya nedir? Kazib. فَالصِّدْقُ وَالْكِزْبُ عَلَى هَذَا bu tefsire göre مِنْ اَوْسَافِ الْخَبَرِ Haberin evsafındandırlar. Ne derler?
muhbirin, mütekellimin evsaflarından değiller. Oldu. Bazılar aynı bu durumda diyorlar, sıdık kizib min evsafi nisbeti. Diyorlar, sıdık kizib ne? Min evsafi nisbeti. Evvelen ve bizat ve min evsafil haberi saniyen ve bitebe. Hakikaten dikkat ederseniz, tutabiku tilke nisbetu evla tutabiku. O harice nisbet mutabık veya nisbet mutabık değil. Nisbet mutabıksa o nisbet sadıktır. Onun tebiyetiyle o nisbete delalet eden kelam da sadık olur. Nisbet mutabık değilse o nisbet kazip. O nisbete delalet eden kelam da o da ne olur? Kazip olur. Demek buna göre sıdık kizip evsaful haberdendirler. Meşhur bu. Ama bazıları diyorlar hayır. Bu tefsire göre sıdık kizip evvelen ve bizat min evsafi nisbeti dendirler. Saniyen ve bitaba min evsafi haberi. Oldu. Ve kad yukalani bazen sıdık ile kizip yukalani deniliyorlar. Ne mane deniliyorlar? Bimanel ihbari an şey'i ala ma huve bihi ev la ala ma huve bihi. Sıdık el ihbaru ani şey ala ma huve bihi. Sen buna telefon diyorsun. Gerçekten de nefsül emirde de nedir? Telefondur. Ha, ihbaru ani şey'i bir şeyden haber vermek ala ma huve bihi. O şey olduğu gibi ondan haber vermek. Evla ala ma huve, bu sıdıktır. Evla ala ma huve bi, sen buna taşıyorsun halbuki telefondur. O da nedir? Kizibdir. Peki ihbar ani şey ala ma huve bi, evla ala ma huve bi ne demek? Eyl i'lami bi nisbetin tammetin. Eyl i'lami bi nisbetin tammetin. İl i'lami bi nisbetin tammeti. Bir nisbete tammeden haber vermek, onu i'lam etmek, muhatebe bildirmek. O nisbete tamme tutabiklu vaka. Yani vakaen mutabık bir nisbete tammeyi i'lam etmek. Evla tutabikuhu. Evla tutabikuhu. Yahut da vakıa mutabık olmayan bir nisbetten ilam etmektir. Bakın sıdık kizip ilamı neydir de? Sıfetidir de. İlam kim yapıyor? Mütekellim muhbir yapıyor. Feyekûnâni min sıfâtil muhbirin. Feyekûnâni min sıfâtil muhbirin. O zaman sıdık kizip muhbir sıfatlarından oluyorlar. Feyekunani min sıfatil muhbiri. Sıdık, kizip muhbirin sıfatlarındandırlar. Çünkü o i'lama nedenini sıdık denilir, kizip denilir. O i'lam eğer bir nisbetin tameti tutabıkul vakası bu sıdıktır. O i'lam bir nisbetin la tutabıkul vakıa ise o i'lam kiziptir. Oldu değil mi? Evet. Tekrar başa dönelim. Vakat yukalan biman ihbari aniş şeyi. Bir şeyden ne yapılıyor? Bir şeyden haber veriliyor. Alamma öyle bir şey üzerine haber veriyor ki huve o şey bihi umayladır. Bak huve demiri nereye gidiyor? Şey. Huve demiri şeye gidiyor. Bihideki demir neye gidiyor? Bihideki demir de maya gidiyor. Oldum. Mana nasıl gelir? Bir manel ihbari ani şey'i alamma huve. O şey bihi umayledir. Yani o şey neyleyse sen o şekilde haber veriyorsun.
Deminse haza telefon dedin. El ihbaru ani şeyi işte budur. Alamako telefondur. Huve bu şey bihi bu mayda. Bildiniz değil mi? Demek ma neden ibarettir? Buna göre ma vecihden ibarettir. Yani bir mal ihbari ani şeyi ala ma ala vecihin huve o şey bihi o vecihdedir. Oldu mu? Ha, bazılar da ma vecihden değil ma nispeten ibaret ediyor. Yani ma'nel ihbari ani şeyi ala ma yani ala nisbetin huve o şey bihi neyledir? Yok. Biraz önce biz şeyden ne aldık? Huve'den şey aldık. Ma'dan vecih aldık. Biraz önce ma'dan vecih aldık. Ma'dan vecih aldık. Burada diyor eğer şeyden nispet alırsak mavuku lavukordan alabilir. Neyse onu karıştırmayın. Sadece birinciyi söyleyin. Biman ihbari ani şeyi alama yani ala vecin huve o şey bihu vecihledir. Ev la alama huve bihi. Peki ihbar ne demek? Eyli alami bi nisbetin tammetin nisbete tammeden ilam etmek, onu bildirmek. O nisbeti tamme tutabikul vaki'a evla tutabikul feyekunani min sifatil muhbiri. O zaman ikisi ne oluyorlar? İkisi de muhbirin sıfatlarından oluyorlar. Femin havuna bu söylediğimizden dolayı hani sıdık, kizip haberin evsafları da olabiliyorlar. Muhbirin evsafları da olabiliyorlar. Dedik ya, yekav fi ba'dil kutubi bazı kitaplarda el haberu sadiku bil vesfi sifetle geliyor. El haberu sadiku. Bu birinciye göre eğer sıdır kizip haberin evsaflarından olsalar. Bakın el haberu sadiku. Bil vesfi ve fi ba'diha bazılarında haberu sadiki bir idafeti. Sadık kişinin haberi. Sadık kişinin ne? Haberi. Ve fi badiha haberu sadiki bir idafeti. Oldu mu olmadı? Sadık kişinin haberi. Bu da eğer sıdık kizip muhbirin sıfatlarından olsa. Anlaşıldı? Neyse, şimdiye kadar sadıkın manası nedir? Neyin sıfatlarındandır? Onu öğrendik. Vel haberu sadiku ala nev'ayni. Haberi sadık iki çeşittir. Ahadumha el haberu mutevatiru. Tevatür hadına ulaşmış haberdir. Buna niye tevatür deniliyor? Sümmiye bizzalike. Sümmiye bizzalike. Bu haber tevatürle ne yapılıyor? İsimleniyor. Niye? Lima. Bu sebepten dolayı. Ennehu. Bu haberi mutevatır. La yakav defaten. Bir seferde vakı olmuyor. Yani mutevatır olan haber bir sefer vakı olan haber değil. Bel ala taakubi ve tevali. O haber arka arka mütevali olarak vakı ola ola hatta ki tevatür haddine ne etmiş? Ulaşmış. Tevatür da ne demek? Tevatür az lügatte vitirden gelme. Vitir tek demek. Yani biri birinden sonra gelmek. Biri birinden sonra gelmek. Bak hem birbirinin arkasına gelmek var hem de tek tek. Yani tek tek biri, yani bir fer bir ferden sonra, bir fer bir ferden sonra gelmesine tevatür denilir. Sonra tecid edildi, artık o ferdiyet ortadan kaldırdı,
tevatür manasına, arka arka gelme manasına ne yapıldı? Kullanıldı. O zaman niye bu habere mütevatir denilir? Çünkü bu haberde de taakub, tevali vardır. Yani arka arka gelmek habere mütevatirde var. Niye? Çünkü habere mütevatir bir seferde vakı olan değildir. Yani bir sefer vakı olmayla tevatür olmaz. Şimdi aslında taakub manası bir şeyin arkasına gelmektir. Tevali da bir şeyin bir şeye yakın olması demek. Bir şey hemen arkada gelince yakınlık da olur. Ama şu an burada taakub, tevali ikisi de arka arka gelmeye kullanılır. Ama asıl mani itibariyle taakub arka arka gelmektir. Tevali ne olmak? Yakın olmak. Bir şey bir şeye yakınsa demek arkasındadır ki ona nedir? Yakındır. O da tetabın manasına. Peki haber-i mütevatir nedir? Vel haber-i mütevatir ve vel haber-i sabitu ala elsineti kavmin. O haber ki bir kavmin dilleri üzerine ne olmuş? Sabit olmuş. La yutevveru tevatuhum. O kavmin tevatürleri, yani ittifak etmeleri alel kezbi, yalan üzerine tevatür etmeleri nedir? Düşünülmüyor. Yani aynı şeyi 10 kişi veya 20 veya 30 öyle bir kişiler söylemişler ki, ya bir yalan söyledi ki bu kadar insan yalan, bir yalanla ittifak edeceğini aklına etmiyor, ihtimal vermiyor. İşte tevatür odur. Ve huve tevatür el haberu sabitu ala el sineti kavmin la yutesavveru tevatuhum. Ne demek la yutesavveru tevatuhum? Ey la yücevvizul aklu tevafukahum alel kezbi. Akıl kezip üzerine tevafuklarını caiz görmüyor. Ey la yücevvizul aklu tevafukahum. Akıl onların tevafukunu ne etmiyor? Yani ittifak etmelerini caiz görmüyor. Ne üzerine? Alel kezbi. Yani bu kadar insan bir yalanda müşterek olur. Söyledikleri yalan birbirini tutacak. Akıl bunu ne etmiyor? Bunu kabul etmiyor. Oldu. Peki tevatür olması için kaç kişi olması şart? Kaç kişi olması nedir? Şarttır. Kimisi 3, kimisi 10, kimisi 20, kimisi 30, kimisi 40 diyenler var. Farklı görüşler var. Ama es-sah o ki hatta ondan aşağı söyleyen çok zayıf. Es-sah o ki belli bir adet şart değil. Niye belli bir adet şart değil? Çünkü haberin durumuna göre bazı haberler var ki 10 kişi, 20 kişiyle tevatür oluşur. Bazı haberler 30-40 kişi ancak olur. Bazı haberler kişilere göre değişiyor. Diyelim alim, muttaki kişiler 10 kişi bir şey söyledilerse tevatür olur. Normal sıradaki fasıklar ve günahkar müminler 20-30'a söylerse ancak ne olur? Tevatür olur. Demek tevatürün muhbirlere göre, habere göre değişeceği için belli bir rakam şart değil. Hatta ala elsineti nasi var ya, bak elsinet ef'ilet veznindedir. Lisanın cem'idir, cem'u kıllâdır. Cem'u kıllâ de hani 3'ten 10'a kadar. Bazılar bu tabirden diyorlar, ha demek cem'u kıllâ onun aşağısında da olan bilir. Onun aşağısında da olabilir. Bu kelimeden bunu çıkartırlar. Neyse ve vel haberu sabitu ala sinati kavmin la yutasavveru ey la yucevizul aklu tevafukum ala kezbi. Ve mistakuhu bu ne? Haberi mütevatirin mistakı. Mistak ismul alettir. Yani onu tesdik eden alet nedir?
bile de haberin mütevatir olduğunu nasıl biliriz? Onun müsaddiki misaki nedir? Diyor ve misakuhu. Onun misaki 10 kişidir, 20'dir, 30'dur değil ya. Vuku'ul ilmi min gayri şübetin. Vuku'ul ilmi min gayri şübetin. Şüphesiz vuku'ul ilimdir. Ve misakuhum vuku'ul ilmi min gayri şübetin. Bunu Muhammed anlıyorsun. Vuku'ul ilmi min gayri şübetin. Yani şüphesiz vuku'ul nedir? İlimdir. Yani o haberden şüphesiz ilim vakı oldu mu, vuku'ul ilim min gayri şüphe varsa, bu onun mütevatir olduğunun mistakidir. Onun haber mütevatir olduğunun tefsiklayıcısıdır. Mistak, ismul alettir. Ne demek? Yani onu tesdik eden şey demektir. Mi'yar diyebilir miyiz hocam? Mi'yarı diyebilir miyiz? Mi'yar da aynı alet. Aynı. Mi'yar da aynı mana. Yani mi'yar ölçü aleti. Ve huve, peki haber-i mütevatır, hani esbab-ı ilimden biri haber-i mütevatır diyoruz ya, haber-i mütevatır hangi ilmi fayda veriyor? Devr-i ilim, nezari ilim diyor ve huve haber-i mütevatır bi darureti. Haber-i mütevatır bi darureti, daruri olarak, yani nezari olarak değil, bedhi olarak mucibun lil ilmi darriyi. Haber-i mütevatir ilme darri fayda veriyor ama bir darura da ne ediyor? Fayda veriyor. Yani haber-i mütevatir nezari değil. Bedaheten ilme darriyi, ilme bedhi ne ediyor? Fayda veriyor. Bak nezari değil. Bu cumhurun görüşü. Öyle değil mi? Cumhurun görüşüne göre haber-i mütevatır ilme daruri fayda veriyor. İlme nezari fayda veriyor. Ama Hüseyin Ka'bi Mu'tezili derler. İmam Gazali ile İmam Haramin de bunların yani fikirleri tevafuk etmiş. Onlar diyorlar ilme nezari ne ediyor? İfade ediyor. İmam-ül Haramin Ebul Maali, Hüccetül İslam İmam Gazali, Hüseyin Ka'bi, Hüseyin Ka'bi Mu'tezildirler. Bunlar diyorlar, haber-i mütevatır ilme nezari fayda veriyor. Ama esah o ki, cumhurun görüşü o ki, ilme devri ne ediyor? Fayda veriyor. Yani bedhi bir ilmi fayda veriyor. Nezari bir ilim, yani delile dayalı bir ilim değil. Bedahete dayalı bir ilmi fayda veriyor. Essemâ-u fevkına. Ne biliyoruz fevkanadır? Bedhidir. İlm-i derri burada var. İlm-i nezari değil. Haber-i mütevatıda böyle ilm-i derri ne ediyor? İfadedir, müfididir. Böyle nezare dahil bir ilim değil. Oldu mu? Örnek ne gibi? Kel ilmi bil mulukil haliyeti. Hali, geçmiş padişahlar gibi Firavun, Nemrut, Karun, biz bunları biliyoruz. Kelim bil mülükil haliyeti, o mülüklerin kim nedirler? Hali yani madidirler. Geçmişler. Ne zaman geçmişler? Fil ezminetil madiyeti. Geçmiş zamanda geçen mülüklerin ilmi gibi. Firavun kimse inkar eder mi? Hayır. Niye? Çünkü belki binlerce, milyonlarca insan Firavun'dan bahsetmiş, Firavun'dan haber vermiş. Bu kadar insan bir yalanda müttefik, ittifak edemezler. Kel ilmi bil mulukil haliyeti fil ezminetil madiyeti. Muluki haliye ezmine madideki nın ilmi gibi. Bu ilim nedir? Bu ilim kat'idir. Tevatür ile bize ne olmuş? Gelmiş. Bu ilim devridir, kat'idir. Tevatür ile bize gelmiş. Vel buldani naiyeti.
Bağdat'ı gördünüz mü hiç? Yok. Ama Bağdat'ın diye bir ilin, bir beledin oluşunda şüphemiz yok. Niye? Çünkü bunu söyleyen kişiler tevatür hadine ulaşmışlar. Şimdi vel buldani naiyeti, nai demek, baid demek. Bu vel buldani fil ezminetil madiyeti üzerine mahtuftur yahut da bil mülükil haliyeti üzerine mahtuftur. Diyor yahtemilul atfe alel mülüki. Mülük üzerine de atıf ihtimali var. Kel ilmi bil mülükil haliyeti fil ezminetil madiyeti. Ve alel ezmineti. Ezmine üzerine de atıf olabilir. Ama vel evvelu mülük üzerine atıf olması akrabu daha yakındır. Ve inkâne ebade velev ki ne olursa velev ki daha uzak olursa. Şimdi önce bir bakalım aradaki fark ne? Yahtemilu atf alel muluki. Muluk olursa kel ilmi bil mulukil haliyeti kel ilmi bil buldani naiyeti. Muluki haliyen yani geçmiş padişahlarının ilmi geçmiş baid beledlerin ilmi gibi. Oldu. Ve alel ezmineti, ezmine üzerine atf olabilir. Kel ilmi bil mulukil haliyeti, yani bil mulukil madiyeti, o muluklar madidirler. Fil ezminetil madiyeti, fil buldani naiyeti. O zaman bir örnek olur. Ezmine madide, buldane naideki, ezmine madide, buldane naideki mulukların ilmi. Birinciye göre iki misal. Kel ilmi bil mulukil haliyeti fil ezmet madiyeti. Kel ilmi bil buldani naiyeti fil ezminetil madiyeti. Oldu mu olmadı? Yahtemilu atfa alel muluki. O zaman iki misal olur. Kel ilmi bil mulukil haliyeti fil ezmetil madiyeti. Kel ilmi bil buldani naiyeti. Ve alel ezmineti. Ve alel ezmine üzerine de ne olabilir? Ezmine üzerine de atıf olabilir. O zaman misal nedir? Birdir. Kel ilmi bil mulukil haliyeti o muluki hali fil ezmet madiyeti fil buldani naiye. Hangisi daha iyi? Yahtemil atfal muluki ve alel ezmeti vel evvelu akrabu mana itibariyle evvel daha iyidir. Ve inkâne eb'ader lefz olarak her ne kadar ba'idse. Bak şimdi vel buldani ezminen buldana yakın mı? Haliye mi yakın? Ezmine daha yakın biraz. Ha vel evvelu akrabu min cihetil mana. Ve in kana eb'ade min cihetinne lefz. Anlaşıldı değil mi? Kesseli diyor vel evvelu akrabu ey manan. Ve in kana eb'ade ey lefse. Emme sani lefsen niye ba'ise fezayrun. Haliye şey muluk muluki haliye ezmineden daha uzaktır. Ve emmel evvelun niye mana itibariyle daha nedir? Daha yakın. Fe li enne zikrehu hazel qeyde ala zalike takdir yekun haşve. Vel buldani naiyeti bu ne olur? Haşve olur. بل مفسدا يلي اشعاري بان العلم بالملوك الماضيه في الازمنه الخاليه في البلدان غير النائيه لا بالتواتر şimdi diyor niye mana itibariyle uzaktır çünkü diyor buna göre bu vel buldani naiyeti bu kayıt ne olur haş olur yani faydasız zaydaya haşu denilir. Haşu olur. Yani faydasız bir zayda olur. Diyor faydasız zaydayı bırak mufsid olur. Niye? Bunun dediğine göre ilmi bil mulukil haliyet fil ezminetil madiyeti vel buldan naiyeti. Bu mulukların ilmi nedir? Bu mulukların ilmi
tevatürdür, öyle değil mi? Pek o muruklar ki halidirler. Fil ezmet-i madi ama buradan baid değil. Bağdat bize yakın diyelim. Bağdat bize nedir? Yakın. O Bağdat değil de diyelim Mısır bize yakın. Mısır bize nedir? 20 kilometre. 30 kilometre bize nedir? Yakın. Firavundan haber verilmek tevatür olmaz. Niye? Evet. Firavun Muluk-i Haliye'dendir. Geçmiş parçalardandır. Ezmine Madi'de. Geçmiş zamanda geçmiş. Ama buradan nahiyede değil, uzak şehirde değil, yakın şehirde. O zaman bu haber mütevatir olmamalı. Halbuki nedir? Mütevatirdir. Ha neyse, يَحْتَمْ الْعَطْفَ عَلَى الْمُلُوكِ وَعَلَى الْزِمْنَةِ وَالْاَوَّلُوا اَغْرَبُ لَفْسًا وَاِنْ كَانَ اَبْعَدًا مَعْنًا. Niye? Çünkü وَالْبُلْدَانِ النَّائِيَ ya haşv olur veya mufsid olur. Anlaşıldı? وَالْاَوَّلُوا اَغْرَبُ مَعْنًا لَفْسًا. Yani ezmine üzerine atıf edilirse lefs olarak daha yakın. Çünkü buldan ile ezmine birbirine yakın. Ama mülük değil mi canım? Şimdi. Tahtemin atfı alel mülük, mülük evvel. Yok öyle değil. Ben yanlış söyledim. Vel evvelu mülüke atıf akrabu manen. Bab tersini söyledi. Akrabu manen. Manen olarak daha yakın. Ve inkana eb'aden lefsen. Her ne kadar lefsen daha ne? Lefsen daha baitse. Oldum. O Haşit öyle diyordu ya. Ey lefsen. Emme sani lefsen niye baitse fezayrın. Çünkü Muluk-i Haliye Ezmine'den buradan daha uzak. Bildiniz değil mi? Ve emmel evvelu, evvel niye mana olarak daha yakın? Felene zikre bu hazel kıyda ala zalik tahtı yekun haşven haşu da bırak ben mufsiden. Niye? Lişari bihanel ilme bil mulukil madiyeti fil ezmet haleti fil buldanil gayri naiyeti o la bir tevatür, o tevatürle değil. Halbuki o da tevatürdür. Yani ilme bil muluki haliye fil ezmine madi bu ne olur? Tevatür olur. İster o buldanlar yakın olsunlar, ister bayit olsunlar. Fark etmez. Oldu mu? Fahahuna yani burada haber-i mutevatırın bu tarifinde, bu açıklamasında emran iki emir var. Yani buradaki konuşmanın şerhinde, açıklamasında iki emir var. Ahaduhuma birisi ennel mutevatire mucibun lil ilmi. Haber-i mutevatir ilmin mucibidir. İlmin nedir? Mucibidir. Ve zalike o ilim de bir devreti yani nezari değil de derridir. Haber-i mutevatir bir derre mucibul ilim. Demek ki haber-i mutevatir hem mucibul ilimdir hem de bir derredir. Nur Muhammed anlaşıldı. Bakın mucibul ilim bir ve zalik bir darure bu da ikinci emirdir değil. Bu ikisi bir emir. Mucibun il ilmi ve zalike bir darureti. Hakikaten darure olarak mucibul ilimdir. Evet fe inna necidu min enfusina. Biz nefislerimizde buluyoruz, biliyoruz. Neyi buluyoruz? El ilme bi vücudi Mekke ve Bağdat. El-ilme bi vücudi Mekke ve Bağdat. İlme bi vücudi Mekke, ilme bi vücudi Bağdat'ı biliyoruz. Şu an biz kendi enfuslarımızda Mekke'nin varlığında, Bağdat'ın varlığında şüphemiz yok. Biz biliyoruz. Nasıl biliyoruz? Ve ennehu leyse illa bil ihbari. Haber vermeyle biliyoruz. Veyahut da ve ennehu leyse illa bil ahbari. Haberin cemidir. Yani biz bunu haberlerle biliyoruz. Başka bir şeyle bilmiyoruz. Akbar okunsa daha iyi olur. Hani mütevatir diyoruz ya. Çoklar bunlardan haber.
Mekke'nin vücudundan, Bağdat'ın vücudundan öyle insanlar, öyle sayı insan haber vermiş ki artık enfuslarımızda Mekke, Bağdat'ın neyini, ilmini fark ediyoruz. Oldu mu olmadı? فَاِنَّا نَجِدُ مِنْ اَنْفُسِنَا الْعِلْمَ بِوُجُودِ مَكَّةَ وَبَغْدَادَ وَاَنَّهُ لَيْسَ اِلَّا بِالْاَخْبَارِ Biz nefislerimize ilme bi vücudi Bağdadi, Mekke'yi biliyoruz. Bu ilim de akbarlarladır. Peki bir delille dair bakıyor, enfusumuza bunu biliyoruz. Demek ki nedir? Derridir. O da illa bil akbar, öyleyse tevatürlidir. Anlaşıldı değil mi? فَهَاهُنَ اَمْرَانِ اَحَدُهُمَا اَنَّ الْمُتَوَاتِرِ مُوْجِمٌ لِلْعِلْمِ وَزَٰلِكَ بِالدَّرَّةِ وَالسَّانِ اَنَّ الْعِلْمَ الْحَاسِلَ بِهِ وَالسَّانِ اَنَّ الْعِلْمَ الْحَاسِلَ بِهِ İlme hasile bir haberi mutevatir derriyyün. Bak, şimdi derureten ilmi ifade etmek yukarı bakın. وَهُوَ بِدَرَّةِ مُوْجِمُ الْعِلْمِ الدَّرِّيِّ Bakın, بِدَرَّةِ مُوْجِمُ الْعِلْمِ الدَّرِّيِّ Şimdi mucibül ilm olması bu derridir. O ilim de derridir. Bakın metinde mucibül ilmi derri, derri vardı. Bu sefer vehve bir derreti o da şarih ilave etmişti. Anladınız değil mi? Ha fahavuna emren ehaduma enel mutevatir mucibül ilmi ve zalike bir derri. Yani mucibül ilm bir derridir. E bu sefer bir derri mucibül ilimdir. O ilim bu sefer nezari mi? Derili mi? Derri mi? Nezari mi? Diyor ve sani ikincisi ennel ilmen hasile bihi. Bu mutevatirle hasıl olan ilim deruriyyün. O ilimden nedir? O ilimden derridir. O ilimden nedir? Derridir. Niye? لِأَنَّهُ يَحْسُلْ لِمُسْتَدِّلِّ Bakın, delil getiren kişiye de bu haber-i mutevatirin ilmi, haber-i mutevatirden meydana gelen ilim hasıl oluyor. وَغَيْرِ مُسْتَدِّلْ olmayan kişiye de hasıl olur. Eğer bu ilim derri, bu hasıl olan ilim derri değil de nezari olmuş olsaydı müsteddille hasıl olurdu. Gayri müsteddille hasıl olmaz. Halbuki herkese hasıl olur. Hatta sibyani çocuklara da bu ilim hasıl olur. اَلَّذِ لَا اِتِدَاءَ لَهُمْ بِطَرِقِ اِحْتِسَابِ وَتَرْتِبِ الْمُقَدِّمَاتِ Bak çocuklar ihtisap tarihini bilmiyorlar. Sura, kubra, tertibül mukaddimat önce sura, sonra kubra, hadde evsat. Bu şeyleri bilmeyen, bunlardan bir haber olan çocuklara bile bu ilim hasıl oluyor. E nasıl bu ilim müstedille hasıl olur ki? İstidlal ehliyeti olmayan, istidlal kabiliyeti olmayan çocuklara bile hasıl olur. Öyleyse haber-i mutevatirden hasıl olan ilim nedir? Derridir. وَالسَّانِي اَنَّ الْعِلْمَ الْحَاسِلَ بِهِ دَرِّيٌّ وَالزَّارِكِ لِأَنَّهُ يَحْسُلُ لِلْمُسْتَدِّلِّ وَغَيْرِهِ müsteddile de hasıl olur, gayri müsteddile de hasıl olur. Hatta sibyani lezine la ihtida'a lehum bi tarikil ihtisabı ve tertibil mukaddimati. İhtisab tarikiyle, mukaddimatların tertibilene ihtidası olmayan çocuklara da bu ilim ne olur? Hasıl olur. Anlaşıldı? İlmi nazari olsa onda istidlal nasıl diyecekmiş? Mesela Bağdat'ın, Mekke'nin vücudundan haber vere vere bu ilim bize oturdu. Bir delili var mı? Hayır, bedaten oturuyor. Bu ilim bedi bir ilimdir. Bak, vücud-ı Mekke ile ilgili müstedil delil bilen kişiye de bu ilim var. Delille alakası olmayan, delilin kabiliyeti olmayan kişiye de bu ilim ne oluyor? Hasıl oluyor. Demek bu ilim derridir. Yani bedaheten oluşuyor. Bir delile dayalı değil. Delile dayalı olsaydı... Hudüs-ül alemin ilmi gibi. Bak bu hudüs-ül alemin ilmi لِأَنَّ مُتَغَيْرُ وَكُرُ مُتَغَيْرُ حَادِشَنَ Bu ilim bu delile dayalıdır. Yani bunda Sıbyan ne diyor hocam? Sıbyan, şimdi çocuklar dese Mekke var mı? 9-10 yaşında var diyor. Kabe var mı? Var diyor.
Çocuk Suğra'yı, Kubra'yı deli bilir mi? İşte nazari ilimde çocuklarla oluşmaz mı yani? Nazari demek, delile dahili demek. Yani deliden meydana gelen ilme nazari denilir. İhbar ile oluşmaz mı yani? Ona deli, nazari denilmez. Nazari, nazara mensup olandır. Nazar demek, deli, Suğra, Kubra demektir. Pek biri derse, Nesaralar da Hazreti İsa öldürmüş diyorlar. Bu haber mütevatirdir. Halbuki ilmi fayda vermiyor. Eğer ilmi derruyu fayda vermiş olsaydı, bu da vermiş olmalıydı. Bildiniz değil mi? Diyor bu, ama haberun Nesara bi katli İsa aleyhisselam vel Yahudi bi tebidi dini Musa aleyhisselam fetevatürü memnun. Bunun tevatürü bir kere nedir? Memnun'da kabul edilmez. Bu mütevatır olduğunu ne etmiyoruz? Kabul etmiyoruz. Oldu. Peki ve emma haberun esana bi katli İsa aleyhisselam vel Yahudi bi tebidi dini Musa aleyhisselam. Ne diyorlar? Onlar diyorlar Hazreti Musa'nın dini ilel ebeddir. Bu ikisi fetevatürühüm memnun. Bu ikisinin tevatürü nedir? Memnundur. Öyle değil mi? Bu ikisinin tevatürü mü? Burada tevatür yoktur. Tevatür evet şöhreti var. Yayılmış ama tevatür böyle ilme kat'i fayda verecek dereceye ulaşmış. Tamam. Bir de ise tamam. Ve ama haberun nesara bi katli İsa aleyhisselam vel Yahudi bi tebidi dini Musa aleyhisselam fe tevatürühüm memnu'un. Onun tevatürü nedir? Memnu'dur. Bu tamam. Peki. Bir kişinin haberi ilmi fayda veriyor mu? Zanni fayda veriyor. Bir geldi bir şey söyledi. O zanni fayda veriyor. Çünkü bir kişinin haberi zanni fayda veriyor, tevatürü fayda vermiyor, şey, yakini fayda vermiyor. Peki bu zanni fayda veriyor. Birin daha geldi haber söyledi, aynı şeyi söyledi. Onunki de zanni fayda veriyor. İki zanni fayda veren haberler yan yana geldi. Öyle değil mi? Üçüncü geldi, o da zanni fayda veriyor. Öyle değil mi? Zanni fayda veren haberler ne kadar çok olursa, ne kadar çok olursa zannın ötesine gidemez. Dammu zan ila zan yufidu zanne. O zaman mütevatir diye bir şey olmamalı. Şimdi böyle bir itiraz yapıyor. Bakalım cevap ne diyor. Fe in qila khabaru kulli vahidin la yufidu illa zanne. Her birinin haberi zandan başka bir şey fayda vermiyor. Tamam. Hal hal ve dammu zanni ila zanni. Zanni zanna dam etmek la yufidul yakine. Yakini ne etmiyor? Fayda vermiyor. Oldu mu? Bu bir ihtiraz. Bu sefer ihtiraza devam ediyor. Ve eyden cevazu kizbi yahut da kezbi kulli vahidin. Her birinin yalan söyleme ihtimali yok mu? Var. Yucubu cevazı kizben mecmu'i. Mecmu'un kizbinin cevazını gerektiriyor. Ya nasıl oluyor? Her birinin kizbinin cevazı diyor, mecmunun kizbinin cevazını gerektiriyor. Bu nasıl oluyor? لِأَنَّهُ çünkü mecmu nefsul ahadi. Mecmu nereden oluşuyor? Ahadlardan oluşmuyor mu? Oluşuyor. Peki ahadların tek tekin kizbi caiz mi? Caiz. O zaman mecmu'un kizbi de nedir? Caizdir. Çünkü kizbi caiz olan ahadların mecmuudur. Tekrar ediyorum. فَاِنْ قِلَا خَبَرُ كُلِّ وَاحِدٍ لَا يُفِيدُ اِلَّا الزَّنَّ وَالدَّمُّ الزَّنِّ اِلَى الزَّنِّ لَا يُفِيدُ الْيَقِينَ وَاَيْدًا جَوَازُ كِزْبِ كُلِّ وَاحِدٍ يُجْبُ جَوَازَ كِزْبَ الْمَجْمُعُ نِيَ لِأَنَّهُ مَجْمُعُ نَفْسُ الْحَدِينَ Benimki لَا لِأَنَّهُ Sizinki var mı لَا لِأَنَّهُ
yücü bu cevaza kizbel mecmu'in le'enne nefsul ahadi. Öyle mi? Doğru şimdi. Şimdi cevaba geçiyor. Bununla rubbema yakun mal işmai mal yakun mal infiradi. Yani bir ilmi yakini fayda vermiyorsa, birinin kizbi caizse bu mecmu yakini fayda vermiyor, kizbi caiz anlamına gelmez. Niye? Olabilir ki işmale beraber bir durum oluşuyor, infiradla beraber o durum oluşmuyor. Örnek, kekuvvetil hablil muellefi min şe'aratin, mine şe'aratin. Şimdi bir kıl zayıftır, kopartabiliyorsun. Ama diyelim 10, 20, 30 sana kıl bir araya getirdin, birine dolandırdın, ip haline getirdin. Bak kopartamıyorsun. Bak teklerle beraber işmale olan durum, kuvvet. Hadlarla beraber o kuvvet yok. Bildiniz değil mi? Tek tek kıllarla beraber o kuvvet yokken bir araya gelince o kuvvet oluşuyor. Ha demek ki mümkündür işimale beraber bir durum olsun. Tekle beraber o durum olmayabilir. Yani illa bir haber zanni fayda veriyorsa 10, 20, 30 haber bir araya gelince yine zanni fayda verir. Hayır. Çoğalınca bu sefer tevatür olabilir, tek tek de olmayabilir. Bir araya gelince bir kuvvet oluşuyor, tek tekinde o kuvvet olmayabilir. Ne demek? Bir zense, 100 tane bir araya gelse yine zannenin ötesine geçmez, öyle değil. Birinin kizbi caizse, 100'ün de kizbi caiz olur, öyle değil. İşmanla beraber, قُلَّا رُبَّ مَا يَكُنْ مَعَلِ اِشْمَاءِ مَا لَا يَكُنْ مَعَلِ اِنْفِرَاتِ يَقَعِ قُوَّةِ الْحَبْلِ مُؤَلَّفِ مِنَا شَعَرَاتِ Epek biri derse bir şey daha var. Ne der? Sen diyorsan haber mütevatir ilmin derrü fayda veriyor. اَسَّمَوْ فَوْقَنَا Ben ne kadar biliyorum? Ali de o kadar biliyor, Muhammed de o kadar biliyor, Hasan da o kadar bilir. Öyle değil mi? Herkes aynı ölçüde biliyor. Haber-i mütevatirin ilme gelderi olmuş olsaydı, haber-i mütevatirde tefavut olmamalı. Kişiler arasında fark olmamalıydı. Herkes aynı düzeyde, aynı eşitte bilmeliydi. Halbuki farklı durumlar var, kişilere göre değişir. Demek ki ilmi derri değil. Bakalım ne diyor? Diyor, فَاِنْقِلَ اَدَّرُرِيَّاتُ لَا يَقَوْ فِيهَا تَفَاوُتُ Derriyatlara tefavut ne olmuyor? Vakıen olmuyor. Velen ihtilafatu, ihtilaflar da ne olmuyor? Vakı olmuyor. Dörlerde tefavut, ihtilaflar olmuyor. Ve nahnu necidul ilme bi kevnil vahidi nisvel isneni akva minel ilmi bi vücudi İskender. Halbuki biz kendi nefsimize bunu biliyoruz. Bi kevnil vahidi nisvel isneni. Hani bir ikinin yarısıdır. Bu akva minel ilmi bi vücudi İskender. Şimdi bir ikinin yarısıdır. Tamam bu devridir. Vücud-ı İskender, vücud-ı ne İskender? Bu haberi mütevatirdir ama biz buna da ne diyoruz? İlmi devridir diyoruz. O zaman ilme bi kevnil vahidi nisvel isneyn o ilim bi vücud-ı İskender bu iki ilmi arasında bir fark olmamalı. E halbuki vahid isneyninin nisvidir. Biz kendi yanımıza bunu vücud-ı İskender Zilkarneyn'den bunu ne? Daha güçlü görüyoruz. Bak farklıydı. Hal hal vel haberi mütevatiru ve vahaledir. Haberi mütevatir kad enkere ifadetehu el ilme. Yani biz diyoruz haberi mütevatir ilmi yakni ifade ediyor. Öyle değil mi? Haberi mütevatir ilmi ifade etmesini inkar etmiş cemaattir. Bir cemaat demiş haberi mütevatir ne etmiyor? İlmi ifade etmiyor. Kes sümeniyeti, sümeniler gibi diyorlar haberi mütevatır, ilmi ifade vermiyor. Vel berahimeti, berahmiler gibi bunlar da haberi mütevatır, ilmi ne etmiyor? Fayda vermiyor. E nasıl derri olur? O nasıl biller kalkıp da haberi mütevatırın ilmi nasıl inkar eder? Beti derri bir şey inkar edilmez. Tekrar ediyorum. Vel hal, hal hal el haber mutevatiru kad enkere ifadetehu el ilme. İfadete enkeren mefludur. Hu
faaldır, mülafil olmuş. El ilme ifadenin mefulüdür. Qad enkere ifadetehu el ilme cemaatun. Bir cemaat demiş haber-i mütevatır. İlmin ne etmiyor? İfade etmiyor. Kesümeniyyeti vel berahimmeti bunlar. Haber-i mütevatır. İlmin fayda verdiğini kökten ne ediyorlar? İnkar ediyorlar. Kulna zalike memnun. Bak iki şey geçti. Bir, الدرورات لا يقوم فيها التفاوت dedik ya. Bu bir. Bir de var haber mütevatır. Tülukat enker ifade edilme cemaatun. Diyor bu ikisi memnundur. Bel kad yetefavutu enva'u derruyi. Derrunun enva'ları birbirinden farklı olabilir. Nasıl farklı olur? Bi vasıtati iltifatin. Bi vasıtati tefavuti fil ilfi. Bir derruy var. Onunla ülfiyetimiz fazla. Alakamız, içli dişliğimiz fazla. Vel adeti adette uygundur. Vel mumareseti onunla işli dişli olma konusunda. Vel ihtari bil bali kalbe girme konusunda. Bak. Yani derrülerin arasındaki iltifat farklı olunca o derrüler de farklı olur. Adetlerde tefavut olursa, mumaresette olursa, ihtari bil balde tefavut olursa o derrülerin arasında da tefavut olur. Yani bütün derrü şeylerin ilfi, ülfiyeti aynı mı? Hayır. Adetleri aynı mı? Hayır. Mumareseti, içli dişli olması aynı mıdır? Her derrü kalbe vuku itibariyle derecesi aynı mı? Değil. Öyle değil mi? O zaman bunların tefavutuna göre derrünün arasında ne olabilir? Tefavut olabilir. Bir de tesavvurat-ı etraf-ı ahkami. Ahkamların etrafının tesavvuru farklılığı itibariyle onların da aralarında ne olur? Farklı bir durum oluşuyor. Bildin mi Muhammed Koyuz? Evet. Oğlum Muhammed anlıyorsun. Yani kuluna zalike memnun. Kim demiş derruller arasında tefavut vakı olmaz? Bel kadye tefavutu enva'u derruri. Derrunun enva'ları farklı olur. Ama ne sebebiyle? Bi vasıtati tefavuti, tefavut vasıtasıyla. Tefavut nerede? Fil ilfi vel adeti vel mumareseti vel ihtari bil bali ve tesavvurati etrafil ahkami. Oldu. Vel ihtari bil bali vel ahtari. Cem de böyle okunabilir ama siz ihtari okuyun. Bir de vakad yuhtelefu fihi. Bazen derrüde ihtilaf vakı oluyor mukabereten ve inaden. Yani biri birinden ilim yönüyle, kuvvet yönüyle farklılığından değil. Biri inat ederek, kibirlenerek kabul etmez. Kesufestaiyyeti fi cemii derrüyati. Bütün derrülerde sufestaiyye ne? Mukabere olarak, inat olarak ihtilaf ediyor, kabul etmiyor. Bu ilim derrülerin arası... Bakın tekrar dönelim. Kulna zalike memnun bel kad yetefavutu enva'u derruri bi vasıtati tefavutu fil ilf vel adet vel mumaresati vel ihtari bil bali ve tesavvurat etrafi ahkami. Bu hani fe in qila ed derruyatu la yaqa'u fiha tefavutu ve lel ihtilafatu. Bu la yaqa'u fiha tefavutu tiradeti. Tefavut vakı olmaz olur. Ve lel ihtilafatu. وَقَدْ يُخْتَلَفُ ف۪يهِ مُكَابَرَةً وَعِنَادًا O bu da وَلَا الْاِخْتِلَافَاتُ'ya göredir. Anladınız değil mi? Ha, o mukabere, inad olarak ihtilaf yapan kimler gibi? كَسُفَسْتَائِيَّةِ فِي جَمِيعِ دَرُّيَّةِ Bütün derrülerde sufestaiye ne ediyorlar? İhtilaf ediyorlar. Ama ihtilafları ilmin zayıflığından, oradaki ilim derri olmadığından değil, inadlarından, mukaberelerinden kaynaklanıyor. Şimdi mukabere inat arasındaki fark ne? Diyor mukabere hiyel munaza'atu bila haqqin taleben lil uluvi vel kibri. Mukabere insan bir şeyde munaza'a ediyor, hiçbir hakkı da yok. Ama niye gaye ne? Mukabere üstünlük sağlamak amacıyla. Mukabereyi bildiniz nedir? Yani mukabere haksız olarak bir şeyde münazaa ediyor,
Niye? Üstünlüğü elde etmek için. Peki inat ne demek? İnat, hasmın hakkını düşmanlık cihetine inkar etmek. Yani bilmemezlik cihetiyle değil. Karşı tarafın, hak karşı tarafın olduğunu bildiği halde, öyle değil mi? Düşmanlarından, kininden dolayı onu ne ediyor? İnkar ediyor. Oldu. Peki ne demek mukabere inat? Ha, demek mukabere inat daili ihtilaf oldu mu? O hükmün bedahetine ne değil? Aykırı değildir. Hüküm yine beti ama ihtilaf vakı oluyor. O ihtilaf niye vakı oluyor? Elimde bir sıkıntı var değil. O mukabere cihetiyle vakı oluyor. İnat cihetiyle ne oluyor? Vakı oluyor. İnat bir mukabere daili ihtilaf hükmün bedahetine ne değil? Aykırı değil. Oldu. Şimdi biz ne dedik? Haber-i sadık iki kısım dedik. Ahaduma el-haberul mutevatiru yakini ilme daruri fayda veren haber bir haber-i mutevatirdir. Ve nev'u sani haberul rasulü. Rasulün neydi? Haberidir. Oldu. Burada duralım. Evet, burada kalsın. اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم اخي فهو درب